her şey de vardı filan vesaire. Aa öyle mi? Aa çok şaşırdık filan gibilerinden filan böyle. Şimdi geldik tabii İstanbul'da Murat Kurum önemli bir isim. Ama tabii burada Erdoğan faktörü var. İstanbul çünkü Erdoğan için önemli. Sevgi, mevgi, duygusallık, aşkın başka filan hikaye onlar. Onları bırakın. Burada rant var arkadaş, rant. Bu kentte rant var. Bu kentte eğer seçilecek olurlarsa işte rant var, inşaat var, tarikatlar, onlara para akacak, vakıflara para akacak, tekrar musluk. Bu var ya, bu, birbirimizi kandırmaya gerek yok. Yalan söylemeye de gerek yok. Ama bir şeyi doğru yapmak zorundasınız. Eğer siz söz verdiyseniz o söz Murat Kurum sözü değildir, Erdoğan sözü değildir. O söz devletin sözüdür. TOKİ mağdurlarından bahsediyorum ve TOKİ mağdurlarını yine dinlemedi. Yarış kızıştı. Adaylar ilçe ilçe, sokak sokak gezmeye devam ediyor. AKP İstanbul adayı Murat Kurum Kartal'daydı. Miting alanında sadece kurumu dinlemeye gidenler yoktu. Dertlerini anlatmak isteyenler de vardı. TOKİ mağdurları. Sabit taksit hakkımızı istiyoruz. Biz memur değiliz. KDV oranı düzenleme yapılacak dedi. Hiçbir şekilde düzenleme yok. Biz asgari ücretle çalışan vatandaşız. Duyuramadık, duymuyor bizi. Gözümüzü kesiyor. Bekliyoruz, hala bir şey yok ortada. Verilen sözlerin yerine getirilmesini, mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasını istediler. Kurumla görüşme istekleri engellendi. Sabit taksitimizi almak için Murat Kurum'la görüşmeye geldik. KDV %1 dediler. Uygulamadılar. Onun için geldik. Görüşemedik. Sadece İstanbul'da değil, Çorum'da da TOKİ mağdurları var. Kurçay TOKİ konutlarında oturan Saliha Keleş, muhatap bulamamaktan şikayetçi. Son çare derdini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a anlattı. Bir gün yandı, 10 gün oldu. 2 gün yandı. Diğer zaman peteklerim hiç yanmıyor. Usta koşturuyorum, abi gel, gazım yanmıyor. 20 yıldır ben AKP'liyim, devlete oy verdim. Bu parmaklarımı kesmek istiyorum. Verdiğim oya. Bu birçok yerde karşılaşılacak. Yani Kanal İstanbul sorusuyla da karşılaşacak. Yani her ne kadar şu anda dile getirmiyorlarsa yani mahkemede ana projeyi falan da iptal etti. Ama ben bunun danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Yani 1 Nisan'dan itibaren tekrar onun gündeme geleceğini ve tekrar başvurularla önü açılacağını düşünüyorum. Yani kazanırlarsa tabii ki, kazanırlarsa tabii ki. Şimdi Fatih Bey demiş ki TRT ne iş? Birazdan ne alaka olduğunu anlatacağım size. Ya şaşırdım, gerçekten şaşırdım. Ya parasıyla değil mi arkadaş? Parasıyla ona bile hayır diyor. Bu da soru mu? TRT'nin asli görevi Recep Tayyip Erdoğan Bey'in özel kanalı olarak görev yapmaktır demiş. Yani yazık. Yani TRT kurumunun bu şekilde anılması, orada çalışan emektarlara, orada çalışan insanlara zan altında bırakıyorsun. TRT hepimizin kurumu ama TRT gerçekten artık iktidarın kanalı gibi. Kanalı gibi değil, gibisi çok fazla. TRT eşittir AKP gibi davranıyor. AKP diyebiliriz. Gibiyi yine kullandım. En çok kullandığımız kelimelerden biriymiş biliyor musunuz? Gibi kelimesi. Gibiyi en çok kullandığımız kelime olarak yazabilirsiniz. Birazdan emekli ve asgari ücretlilerle de ilgili bir haber var. Ve bunu gündeme getireceğiz. Çünkü insanlar geçinemiyorlar. Ama önce geçinemiyor dedim.